Herkese merhabalar. Dijital ihracat yapan kadın girişimciler serimizde bu hafta Gülinşen konuğumuz. Gül'ün belki konferanstan hatırlayanlarınız da olur. Etsy seansımıza da konuk olmuştu. Biz de aslında Gül'ün Etsy macerasını biraz daha detaylı konuşalım istedik ve kendisini davet ettik. Kabul ettiğin için çok teşekkürler. Hoş geldin Gül'ün. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Şimdi klasik aslında bir seni tanıyarak başlayalım isterim. Neler yapıyorsun? Etsy'ye giriş maceran nasıl gelişti? Nasıl bir aslında arka plandan geliyorsun? Yani öncesinde işte eğitimin, Etsy dışında eğer yaptıysan, parçası olduysan ne gibi işlerde bulundun? Bunları böyle çok kısa bir dinleyelim isterim senden. Gülüm ben. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde okudum. Benim çok uzun bir öğrencilik hayatım geçti. 9 sene de mezun oldum ben üniversitede. Sindire sindire diyorsun. Evet, bayağı bir sindirerek. Öğrencilik hayatımda hep part-time işlerde çalıştım aslında. Yani tam öğrenci olduğumu da diyemem. Hem çalışan hem öğrenci taraftaydım hep. Dolayısıyla da biraz okul aksadı o durumlarda. Part-time birçok iş yaptım bu dönemde. Aslında satış konusunda çok tecrübelendim tabii. Çünkü satış ve pazarlama üzerine çok fazla part-time iş yaptım. Kurumsalda da, işte kurumsal olmayan firmalarda da birçok işler yapmıştım. Girişimcilik hep vardı. Yani hep karakterimde de vardı zaten. Hep böyle bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım. Etsy'den önce aslında 2-3 sene önce Instagram'da bu satışlar belki 4 sene önce bile olabilir. Daha böyle Instagram'dan satışlar, yeni butikler yeni açılmıştı falan. Oradan aslında bir arkadaşımla birlikte bir şeyler yapıyorduk. İlk girişimcilik deneyimim orada başlamıştı. Ne yapıyordun? Böyle makyaj çantaları yapıyorduk. Üzerine makyaj yapıyorduk falan. Ben ellemeyi, ürünler yapmayı zaten çok seviyorum. Biraz da böyle işte eğilimim de var buna. Yani elim de hakikaten yatkın. Annemin aksine bir şekilde böyle inanılmaz bir şeyim var yani. O hiç hoşlanmasa da. Sanırım biraz da böyle anneannelerden, babaannelerden kalma bir durum oldu. Çünkü hep onlardan öğrenmeye çalışıyorum bir şekilde. Hala daha. İşte o nasıl oluyor, bu nasıl oluyor. Çok yetenekliler çünkü ve çok biliyorlar böyle şeyleri. Ben de bunu Instagram'dan böyle 8 ay falan devam ettik. Sonra işte kurumsallaşamadık, hedef belirleyemedik, biraz böyle arkadaşımla anlaşamadık falan derken o iş bitti. Ama böyle hep aklımdaydı. Acayip keyif almıştım. Kendi işimi patron olmak müthiş bir şey. Çok zor olduğunu görmüştüm ve ama çok da keyifli olduğunu görmüştüm. Çok benlik bir şey olduğunu görmüştüm. Sonra ben yine evde böyle bir şeyler yapmaya başladım. Ev dekorasyon ürünleri yapıyordum. Kategorimi bu arada söylemek istemiyorum çok fazla. Ama dekorasyon ürünleri yapıyorum. Ev dekorasyon ürünlerine. Onları böyle YouTube'dan öğrenirken işte nasıl yapılır, nasıl edilir falan diye böyle çok seviyorum. Hani böyle daha bohem tarzı, daha böyle cool şeyler görüyorum. Dedim ki ben bunlara yapayım. Yapayım ama nerede satayım? Hani Instagram'da tekrar satış yapmak istemiyorum. Daha kurumsal bir iş yapmak istiyorum. Mezun olmama çok az vardı. Pandemi patladı. Evdeyim zaten. Bir sürü şey yapabilirim o durumda. Sadece sınavlarımı verip geçecektim zaten. Tam o sırada Etsy ile karşılaştım. İnternetten araştırıyorum böyle işte nasıl satarım, nasıl ederim e-ticaret kanallarını. Etsy benim için biçilmiş kaftandı. Yani tam olarak gerçekten senelerdir aradığım şey, o kadar geç karşılaştım ki keşke çok daha önce karşıma çıksaydı diyorum. Eskiden rekabet çok daha azdı. Belki çok daha farklı ilerlerdi hikaye. Şimdi çünkü çok fazla rekabet var artık Etsy'de. Çok bilinmeye başladı. Böyle Etsy'ye başladım. Türkiye'de hala aslında bilinmiyor da yani bir açıdan. Yani evet. Tabii ki artıyor ciddi evet, ama evet, işte evet. Amerika'daki gibi bir durum yok. Ve çok yok. Ciddi bir potansiyel hala barındırıyor değil mi? Var. Evet öyle haksız var. Yani var evet ama gitgide çok daha fazla insandan duymaya başladım artık. Yani artan dolar kurunun tabii ki buna çok büyük evet. Etkisi var. Amazon daha zor bir yer, orası için çok daha fazla bir altyapıya gerek var. Etsy bunun için daha kolay bir platform. Dolayısıyla Etsy daha fazla duyulmaya başladı. Artık mesela Etsy'de satış yapıyorum deyince insanların biliyor olmasına falan şaşırıyorum. Çünkü geçen sene söylediğimde o ne, nasıl, neresi orası falan gibi bir tepki alıyordum. Ama artık biraz daha fazla biliniyor. Çok kısa şeyi sorayım. Instagram'dan satış yapmak istemedim dedin ya. Hani onun özel bir nedeni var mı? Ya da o platforma yönelik. Belki dinleyenlerden Instagram'da da satış yapmayı düşünenler varsa deneyiminden faydalanırlar diye soruyorum. Tabii yapılabilir. Yani benden sonra, benim iş yaptığım dönemden sonra mesela Shopify çok iyi bir sistem artık. Müşteri güvenirliği açısından da daha sonradan. Biz iş yaptığımız dönemde mesela o yoktu. Ve hani biraz daha işte para alma, para verme tarafları falan böyle çok güvenilir olmuyordu. Ödeme tarafları için söylüyorum.
Ama şu an mesela Shopify çok güvenilir bir sistem. Görüyorum, kendim de alışveriş yapıyorum Instagram butiklerinden. Açıkçası böyle çok özel bir sebep yok. Sadece ben endüstri mühendisiyim. Ve hani işimi biraz daha sağlam yerlere kurmayı istedim aslında. Hani daha bir iyi bir iş planı yapıp daha bir hedeflerimin olduğu ve işte bir e-ticaret platformunda daha kolektif olarak var olabileceğim bir yerde olmak istedim. Instagram'dan da satış yapılabilir. Tabii ki yapılabilir. Ben de yaptım. Ve iyi de satışlar elde ettim. Hiç fena değil ama e-ticaret sitesinde olmanın güvenilirliğini yaşıyorum. Daha farklı yaşıyorum en azından. Evet, bir de ulaşmak açısından da tabii ki yani çok fazla rekabet var, o ayrı. Ama bir yandan da aslında belli bir ürünü zaten arayan kişi giriyor oraya. Evet, yani pazar yeri olmasının tabii öyle bir avantajı var Etsy'de. Ne kadar zamandır Etsy'desin? Yani şöyle, aslında dükkanı 1,5 yıl önce açtım. Kendi dezavantajlarımdan bahsedebilirim bu noktada. Ben 1,5 yıl önce dükkanı açtım ve dükkan duruyordu öyle. Hiçbir şey yapmadım desem. Yani oraya bir bakayım işte nasıl olacak, nasıl gidecek falan diye bir 5-6 ürün falan yüklemiştim ama ürünlerin fotoğrafları o kadar iyi değildi. SEO'ya o kadar fazla çalışmamıştım. Ki ondan öncesinde 2-3 ay bu işe çalışmama rağmen, yani hani oturup bayağı böyle notlar alarak çalışmama rağmen, şimdi bakıyorum ve dağlar kadar fark var ilk açtığım dükkanla. O zamanlar bayağı şeydi. Bir de işte okul bitiyordu. Son senem tez yazıyorum. Böyle çok fazla ilgilenemedim ve 6 ay falan orası böyle boş kaldı. 7 ay falan da bayağı aktif olarak satış yapıyorum. Yani ilk satışından itibaren zaten sonra artarak gitmeye başladı. Tina ile olan röportajınızı izledim. Hayır, Tina kadar adetlerim yok. Öyle büyük satışlarda değilim ama ivmeli olarak artan bir satış grafiğim var diyebilirim. Ya evet, onu aslında konuştuk. Şimdi iki tane Etsy yayını, yani Etsy dükkan sahibin ile iki yayını yapıyoruz üst üste. Ben böyle biraz farklı deneyimlere sahip, farklı satış grafiğine sahip, işte süre olarak da satış olarak da farklı performans sahip kişiler de gelsin istedim aslında, konuşalım. Çünkü her aşamada yaşanan deneyimler farklı oluyor. Sen hani 1,5 senedir Etsy'desin ama aslında başta çok ilgilenmediğin için bir 6-7 ay aktif diyoruz ve artan bir grafik var diyoruz. Şimdi ben aslında o şeyi merak ediyorum. Yani o satışın ivmesini, böyle artan bir ivmeyi nasıl yakaladın? Bunu daha da arttırmak için neler yapıyorsun? Ve işte dedin ya, ilk baştaki haline baktığımda dükkanın şimdi çok farklı diye. O farklar neler? Yani şöyle söyleyeyim, aslında biraz şeyi kaçırdığımı üzülüyorum. Yani yeni dükkan açacaklar için en büyük tavsiyem şu olur. Etsy ilk dükkan açtığın zaman seni güzel pushluyor. Ve ben mesela onu kaçırdım ve 6 ay sonra satış yapmaya başladım. Ve dolayısıyla benim o kırılma, o çarka girme sürecim çok daha zor oldu. İlk başta girebilseydim ve satışa dönseydim muhtemelen daha kolay ilerleyecekti. Çünkü mesela şu an destek verdiğim insanların çoğu ilk başta satışlarını hemen başlatıp çarka girip döndürmeye başlıyorlar. O pushlamayı da yakalamış oluyorlar. Ben onu biraz kaçırır taraftaydım. Yani fotoğraflarım çok iyi değildi aslında bakarsan. SEO tarafı belki. SEO, evet, orası da çok başarılı değildi. Bir de şeyi çok bekledim. Yani mesela 5-6 ürün yükleyip satış bekledim durup. Yani aslında öyle yapmamak gerek. Hani bu satılmıyorsa bunu da inat etmemek gerek. Şimdi bir de ürünleri de ben yaptığım için şimdi insan emek verdiği şeye biraz fazla değer biçiyor. Manevi olarak fazla değer biçiyor. Ve hani bunu da inat etmemek gerekmiş. Ben onu anladım. Yani hani evet, ben çok beğeniyorum. Evet, ben alır evime asarım ama işte ya da koyarım bir yere. Ama hani onlar belki bunu istemiyor olabilirler. Amerikalılar bu anlamda bizden çok daha farklı estetik algıları olan insanlar. Bunu biraz keşfetmek gerek ve denemek gerek aslında. Yani yeni ürün, işte SEO'ları da değiştirmek gerek sürekli. Sürekli değiştiriyorum mesela şu an. Hiç beklemiyorum. Yani satılmadı mı? Bir değiştirip bir daha deneyeyim. İşte farklı rengini deneyeyim. Farklı bir modelini deneyeyim. Plan şeklinde devam ediyorum. Şey, tasarımı ve kategorini değiştirmedin ama tasarım dilini tasarımları, ürünleri değiştiriyorum ve SEO'ları değiştiriyorum. Sen peki bireysel olarak mı giriş yaptın? Bir şirket mi kurdun? Nasıl? Vergi muafiyet belgesi aldım ben. Esnaf muafiyet belgesi değil mi? Esnaf muafiyet belgesi aldım. Zaten çok kolaydı o. Vergi dairesini bir gün halledebiliyorsun. Sonra işte bir iş bankası ya da Halkbank, birkaç banka. Ben iş bankasından işte hesap açtırdım. Onu zaten bir tane mali müşavir ya da muhasebeciye sorarsa insanlar çok rahat öğrenebilirler.
Bu arada lafını balla keseyim. Dün de Murat Baballa, muhasebeci ve mali müşavir, Murat Baballa bir çekim yaptık. Etsy'de vergilendirme süreciyle ilgili. Onu da çok yakın zamanda zaten koyacağız. Evet, çok faydalı. Bu muafiyet belgesi süreçlerini, işte bankada hesap açma süreçlerini vesaire hepsini detaylı konuştuk. Ben de yakın zamanda belge aldım. Benim de deneyimim İş Bankası'ndan hesap açtırmak oldu. İlk ticari hesabı. Evet. Evet, orada biraz daha rahat ilerliyor süreç. Deneyimle sahip olduğunu onu söyleyebilirim. Evet. Orada işte sadece %4'lük bir kesinti var her yatırılan para üzerinden. Onun dışında bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani oraya zaten vergi numarasını girdim Etsy'ye. Vergi kesintileri kesiliyor. Yani ilk açtığımda birkaç satışta ben esnaf muafiyet belgemi oraya girmemiştim. Ve orada şeyler kesiliyor. İşte VAT ID'ler vesaireler gibi şeyler kesiliyor. Ama sonrasında sadece işte tasfiyeler kesiliyor. Onun dışında çok fazla para kesilmiyor. Normalde %18 KDV'de alıyor. Eğer esnaf muafiyet ya da vergi numarası vesaire girmezseniz ödemeler. Yani her satıştan alıyor onu Etsy'den. Ama şu anda almıyor. Yani aslında muafiyet belgesini en baştan alıp oraya vergi numarasını girip muafiyet belgesiyle verilen bir numara oluyor. Onu girdiğimiz takdirde hem sadece %4'lük bir gelir vergisi kesintisine kesintisini yaşıyoruz hem de VAT kesintisi olmuyor Etsy tarafından bize kesilen. O yüzden dediğin gibi baştan belki öyle ilerlemek en sağlıklısı. Evet evet, yani bir de Türkiye'de sonuçta burada bir satış yaptığınızda bu satışı ibraz etmeniz gerekiyor. Yani bildirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yani bunu hiç riske atılacak bir durum değil. Çok ciddi problemler sonrasında. Ben de biraz biraz obsesifim galiba bu konuda. Böyle ne yapabilirim falan. Hani bütün yasal her şey olsun falan şeklinde. Ben de esnaf muafiyet belgesiyle başladım zaten. Şimdi yani konferans yayınında da bahsettiğin aslında senin noktalardan birisi. Niş bir kategori bulmak Etsy'de önemli. Öne çıkmak için, farklılaşmak için. Yani tabii ki talebin olduğu bir niş kategori. Kategorisini belli etmemiş ve bu arayışta olan kişiler o niş kategoriyi nasıl bulabilirler? Orada ne yapmak gerekiyor? Ya ben iyi bir internet kullanıcısıyım. Sosyal medyada çok iyi vakit geçiriyorum. Ama bunu işte sadece arkadaşlarımı takip ederek yaptığım bir şey değil. Çoğunlukla özellikle mesela Instagram'ın Reels kısmında işle alakalı kendime çok fazla veri depoluyorum. Benimle birlikte yani benim gibi küçük işletmelerin orada çok fazla fikirleri var. Ve yani bu anlamda çok faydalanıyorum birçoğundan. Özellikle yabancı ve Amerika'da olan insanlardan. Çünkü hani onların tarzlarını yakalamamız buradan çok mümkün olmuyor. Ve bir şekilde onların hayatının nasıl yaşadığını, evlerinin düzenlerinin nasıl olduğunu, ne giydiklerini, neyi sevdiklerini bulabiliyor olmamız lazım. Bu izlediğimiz dizilerde ya da filmlerde o kadar net belli olmuyor. Yani hani onlar daha dışarıda bir yerde. Bizim daha içeri girmemiz lazım, daha eve doğru girmemiz lazım. O yüzden hani bu anlamda sosyal medyayı çok başarılı buluyorum. Yani sosyal medyadan bunu tespit edebilmeyi doğru buluyorum. Kendim de öyle başladım zaten. Yani hani kendim de evet bu ürün gidiyor, bu ürün satılacak demek ki ve daha da piyasası olacak demek ki şeklinde. Sosyal medyadan başlamışım. Pinterest ve Instagram'dı yani benim için de tamamen. Size de vakit geçirmek bence tabii önemli. Yani orada yüksek satış yapan mağazaları bulup zaten bir noktadan sonra belli ortak noktaları çıkarıp hem ürün çeşitliliği açısından hem de işte SEO tarafında ya da işte yazdıkları açıklamalar, tüketiciye yaklaşımları vesaire. Bu olabilir. Bir de ben de son dönemde Etsy Success Instagram hesabını mesela bayağı kurcalıyorum. Etsy orada başarılı olmuş, yüksek satış yapan, farklılaşan ürün kategorisinden dükkanları paylaşıyor. O da bence ilham veriyor. Hiç aklıma gelmeyecek kategorilerde ürünler ve hesaplar görüyorum. Belki bundan da bahsedebiliriz kısaca diye düşündüm. Evet. Şimdi satış performansını arttırmak için neler yapıyorsunuz? Biraz daha detaylı konuşalım isterim. Yani bir böyle işte biraz rutin şeyler oluyor ya, devamlı kontrol ettiğin, üstüne düştüğün bu konuyla ilgili. Onlar neler? Farklılaşmak için neler yapıyorsun? İşte rekabetten sıyrılmak için taktiklerin var mı? Belki biraz bunlardan bahsedebilirsin. Tabii. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben ürün fiyatlandırması konusunda biraz pahalı başlayan taraftaydım. Bunun hiç avantajını yaşamadım. Dolayısıyla hani pazara yeni girdiğiniz zaman rekabet edebileceğiniz tek şey fiyat. Yani çünkü ürün elle tutulur bir halde değil.
sadece görseller üzerinden görünüyor ve hani evet iyi görselde rakipleriniz hep var. Çünkü senelerdir var onlar orada. Dolayısıyla hani fiyatla rekabet edebilmek çok avantajlı oluyor. Dolayısıyla hani tabii ki de 100 dolarlık bir ürünü işte dediğim 20 dolar gibi bir bantla belirleyemezsiniz. Ama mutlaka bir %10, %15 gibi bir aşağıda fiyat belirlemek çok daha akıllıca olacaktır. Ki ben bunu tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Ben daha üst fiyattan girip sonra fiyatlarımı düşürdüm bir süre sonra. Ama sonra zaten yavaş yavaş biraz daha böyle kısım kısım arttırmaya başlıyorsunuz. Artık hani ederinde zaten piyasaya böyle o ortalamaya oturduktan sonra orta fiyatlarda satış yapmaya başlıyor. Ben başladım yani artık daha yeni yeni ortalama fiyatlara dönebildim ben de. Ama biraz daha ucuzdan başlamıştım satış yapmaya. Fiyatla çok iyi rekabet ediliyor. Yani bunu hiç yatsıyamam. Belki de işte satışlarım azalsa tekrar fiyat düşürebilirim ya da indirim girebilirim. Ki indirim giriyorum sık sık bu arada. Haftada iki gün falan indirim girmiş oluyorum sabit olarak. Hı hı. Görsellerim de başta kötüydü dedin. Sonrasında evet. Kendin mi yaptın mesela fotoğraf çekimlerini? Profesyonel bir destek aldın mı? Almadım. Ben şöyle Photoshop öğrendim. Bayağı bayağı böyle ışıklarını açmayı, renklerini halletmeyi falan. Yani şu an hala da tam istediğim performansı alıyorum diyemem. Ama bununla alakalı ciddi bir sermaye ayırmak gerek ve Etsy'e giren insanlar böyle çok büyük sermayelerle girmiyorlar zaten. Bunun çok anlamı da yok zaten bence. Ve bu noktada da aslında birçok şey kendimiz halledebiliriz. Tabii ki destek alabilen olursa alsınlar, neden olmasın. Ama ben çoğunu işte iyi bir telefon kamerası ve sonrasında da Photoshop'la halledip öyle yapmaya çalışıyorum. Ama ilk başta öyle değildi. İlk başta mizansenler de çok güzel değildi. Yani çok o şeyi kavrayamamıştım. Olayı kavrayamamıştım. Şimdi mesela daha işte daha güzel yerlerde çekiyorum işte. Ya da mesela muhteşem bir yer beklemiyorum ama açıyı ona göre ayarladığım zaman aslında artık oturtabiliyorum. Fotoğrafların artık belli bir şeyi var. Yani bu benim fotoğrafım, bu benim markamın fotoğrafıdır denecek bir vibe olmaya başladı. Yavaş yavaş böyle gelişiyor. Aslında markalaşma sürecinin parçası gibi de diyebiliriz. Orada işte ince bir çizgi var ya, Photoshop yaparken de çok abartmamak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü yani bu benim gördüğüm ürün değil deyip negatif yorum basarsa alanlar onun sonra sonuçları çok daha kötü oluyor. Onu da altını çizebiliriz aslında. Şimdi SEO tarafını da biraz konuşalım isterim. Aslında orada neler yapıyorsun? Nasıl belirliyorsun? İşte keywordler, title'a ne yazacağım? Aşağı taglere ne yazacağım? İşte description'a keywordlerini yediriyor musun? Yani şunu ben aslında merak ediyorum. Orada da farklılaşmak zor ya. Atıyorum, printable satıyorum ben. Yani zaten printable satan hesaplara girdiğimde aklıma gelebilecek bütün keywordlerin bir şekilde kullanıldığını görüyorum. İşte farklı bir şeyler bulmak gerekiyor. Hem arama hacminin yüksek hem rekabetin bir tık düşük olduğu öne çıkmak için. Dolayısıyla buradaki deneyimler bence oldukça önemli. Sen burada neler yapıyorsun? Yani çok zor bu arada. Bu konuda hala çok gelişim aşamasındayım. Bu konuda çok başlangıç bir yerdeyim. Yani böyle çok beylik beylik konuşabileceğim bir konu değil. Hala da sürekli araştırıyorum. Title'ları ve tag'leri değiştiriyorum sürekli. Sürekli böyle tam oturtabildiğim bir düzen var diyemem yani şu anda. Nerelerden? Nasıl araştırıyorsun? Araştırma sürecini nasıl? Şöyle söyleyeyim. Ben e-renk kullandım. Dükkanı ilk açtığımda da kullandım. Şu an zaman zaman da kullanıyorum. Dükkanı ilk açtığımda 10 dolar gibi bir ücret vardı. Bayağı bir sınırsız kullanabilmek için ödeyerek aldım ve bayağı bir kullandım bunu. Çok da faydasını gördüm bu arada. Yani çünkü şöyle bir faydasını gördüm. Benim aradığım herhangi bir kelimenin bana varyasyonlarını veriyor olması en azından bende fikir uyandırmış oluyor. Fikir yaratıyor bende. Dolayısıyla hani e-rengin faydasını gördüm. Daha sonra da Kerem abilerin Tusi'yi kullanmaya başladı. Tusi'de de çok fazla fayda gördüm bu anlamda. Ben description'a tag yazmıyorum. En çok ettiğim şey o. Description'a işte kelimeleri mutlaka yediriyorum. Yani hani, kesinlikle cümle kuruyorum ve istediğim kelimeleri aralarına yediriyorum. Title aslında çok uzun bir başlık yazmak istemiyorum. Yani 4-5-6 tane farklı tag'i title'a yazdığınız zaman Etsy çok da sevmiyor aslında. Yani hani sadece tek bir açıklamayla istiyor. Ama işte yeni açılan bir dükkanın yapabileceği başka bir şey yok. Mutlaka bir yerden pazara girmesi gerek.
çok fazla dolayısıyla title kullanmak istiyorum. Ben de istiyorum ki birkaç yerden müşteri çekebileyim, kitle çekebileyim diye. Ama işte onun optimumunu bulmak gerek sanırım. Ben çok fazla yazdığımda çok bir avantajını görmedim. Ama biraz daha optimize ettiğim zaman, yani bütün karakterleri kullanmak değil de daha optimize etmek lazım. Title kısmından bahsediyorum. Tag zaten 13'ün 13'ünü kesin kullanıyorum. Ama title'ı biraz daha optimize ederek daha kısa halde yazmaya çalışıyorum. İşte birkaç tane yazmaya çalışıyorum yani. 3 tane, 4 tane gibi. Orada en önemli gördüğün aslında, en kilit gördüğün keywordleri title'a yediriyorsun. Tag'de 13 tane hakkı, işte 13 tag hakkını kullanıp orada daha varyasyonlara girmek. Description'a da aslında yine o en önemli gördüğün keywordleri böyle organik bir şekilde yedirmek diye özetleyebiliriz belki. Evet, kesinlikle. Yani herkesin söylediği şeylere ekstra ne söyleyebilirim? Ben çok yazıyorum ve çok avantajını gördüm. Yani atıyorum işte kırmızı kalem, bu çok basit biliyorum, farkındayım ama yani hani gerçekten kırmızı olan bir ürünümde kırmızı kalem yazdığım zaman kırmızı kalem kullanmak isteyen insanlar geliyor. Ya da çok renkli bir ürünümde işte colorful diye bir şey yazdığım zaman bunun çok avantajını görüyorum çünkü öyle arama yapıyorlar. Yani renklere göre de çok arama yapıldığını gördüm. Kendi istatistiklerimden gördüm en azından. Kendi kategorim için söyleyebilirim bunu. Dolayısıyla hani o renkleri title'a yazmaya dikkat ediyorum genelde. Peki güncellemeler yapıyorum dedin ya. O güncellemeleri tabii istatistiklere bakıp yapıyorsun diye tahmin ediyorum ama böyle çok sık güncelleme yapmak bir zarar veriyor mu? Orada nasıl bir denge tutturmaya çalışıyorsun? Yani mesela özel günlerde işte evet güncelleniyor. Atıyorum işte Christmas'ta Christmas gift işte ekleniyor mesela keywordlere falan gibi. Hepimizin bildiği zaten güncellemeler var. Bunun dışında günlük akışta nasıl yönetiyorsun o güncelleme sürecini? Yani böyle çok düzenli olduğunu söyleyemem ama istatistiklerim düştüğünü gördüğüm zamanlarda diyorum ki bir yerde bir sıkıntı var, bir şeyler ters gidiyor. Ve hani ondan sonra ürünlerimin listelere bakıyorum işte ve hani bestseller, yani tekrar keşfetmiyorum Amerika'yı tabii ki de. Bestsellerlerden daha çok işte onlar ne yapmışlar, nasıl değiştirmişler. Çünkü görüyorum ki mesela takip ettiğim bestseller ürünler de değiştiriyorlar zaman zaman. Yani hani kimse sabit kalmıyor. Zaten sabit kalmayı Etsy çok fazla sevmiyor. Benim 6 ay, işte 5 ay bu kadar beklememin satışı en büyük sebebi. Böyle bekleyelim satış gelsin. Yani öyle bir şey olmuyor. Yani sürekli aktif olmak gerek. Ya günde en az 2-3 saat Etsy dükkanının hiçbir şey yapmasanız bile ekranda açık birkaç bir şey tıklamanız gerek. O onu algılıyor ve ben bunu gerçekten test etmiş biri olarak söylüyorum. Birkaç hafta bir rahatsızlığım oldu. Bilgisayarı açamadım, Etsy'ye giremedim, telefondan bakıyorum ama çok fazla vakit geçiremiyorum. Satışlarım acayip düştüğü bir dönemde ne kadar çok bilgisayarda aktif olarak Etsy'ye giriyorsam o kadar çok aslında benim dükkanımı öne çıkarmaya başlıyor. Çünkü burada duruyor. Ya biraz fiziksel dükkan olarak aslında orada olmak istiyorum. Sabah kalktım, dükkanımı açtım, anahtarla kemiklerini açtım ve ben buradayım. Her anda hizmete açığım bu noktada. Mesajını sanırım satıcılardan bekliyor anladığım kadarıyla. Evet, yani orada aslında herkesin, çok güzel özetledin. Ben de hep öyle konumluyorum kafamda. Yani aslında biz online mecrada bir dükkan açmaktan bahsediyoruz. Ve Etsy'de işinin başında olan dükkan sahibini bir şekilde öne çıkarıyor. Sosyal medyayı kullanıyor musun trafik çekmek için? Hangi mecraları nasıl kullanıyorsun? Kullanıyorum ama yetişemiyorum. Bu anlamda kesinlikle belli bir seviyeden sonra destek almayı planlıyorum. Çünkü sosyal medya işi artık çok profesyonel bir iş bence. Ve gerçekten işin ehli çok çok işin ehli insanlar var ve onlar yapmalılar diye düşünüyorum bu durumu. Kendim ne kadar yönetmeye çalışırsam çalışayım yani açıkçası olmuyor ki artık. Çünkü yetişemiyorum da zaten. Yani ürünleri de kendim yapıyorum. İşte bir sürü bütün bu dükkan işlerini de kendim yapıyorum. Bir yandan sosyal medyada çok aktif olman gereken bir yer. Yani Instagram hesabım da var, Pinterest hesabım da var. Evet, Pinterest'te günlük olarak belki 20 saat 40 dakika her gün pinlemeye çalışıyorum. Kendi ürünlerimi de başka ürünleri de işte panolar oluşturmaya çalışıyorum. Oradan trafik alabilmek için. Ama özellikle Instagram her gün post atmak, işte story çıkmak, bir şey yapmak gerekiyor. Ona yetişemiyorum. Ama kendi rakiplerimden görüyorum ki, inceliyorum da çok avantajını kullanıyorlar bunun ve hep böyle şey diyorum yani biraz daha yapman lazım, biraz daha buraya yetişmen lazım
diyorum. Özellikle Instagram'dan çok trafik alan çok dükkan biliyorum. Yani ürünleri bile 10 tane ürünü var. Benim işte dükkanımda belki şu an 50 tane ürün var. 10 tane ürünle inanılmaz satışlar elde eden dükkanlar var. Döndür döndür aynı ürünlerin reels'larını, aynı ürünlerin postlarını çıkıp gerçekten trafik çekiyorlar. Böyle görünce yani kıskanmıyorum ama biraz imreniyorum bu duruma. Yani keşke ben de yetişebilsem bunu diyorum. Ya orada Pinterest mi daha işte işe yarıyor trafik çekmek için, Instagram mı daha işe yarıyor gibi. Belki cevaplaması bir tık zor, bir soru daha sorayım. Yani Pinterest'ten de trafik alıyorum. Pinterest'ten bilemedim ya. Çok böyle şey yapamıyorum. Hani Pinterest'ten Etsy üzerinden daha çok trafik alındığı iddia ediliyor. Ben de bu kanıtlanan bir durum olmadı. Hmm. Yani bu benim yaşadığım bir tecrübe değil en azından. Belki ben çok da Instagram kullanmayı seven biri olarak Instagram içinde de olduğum için hani bana daha mı çok geliyor bu pazar acaba? Ben buna objektif bakamıyor muyum bunu da bilmiyorum. Çünkü ben mesela çok fazla reels izliyorum hakikaten. Ve hani kendi işimle alakalı ya da küçük işletmelerle alakalı reelsleri izlemek ve o proses üretim sürecini görmek ve onların reelsleri bana çok eğlenceli geliyor. Ve bunun geri dönüşlerini de çok olduğunu görüyorum. İşte like'larının, işte kaydetmelerinin, yorumlarının vesairelerinin bu reelslerde çok yüksek olduğunu gördüm. Dolayısıyla ben bu noktada bir potansiyel görüyorum, olduğunu görüyorum. Ama deneyimledim mi desem yalan söylerim. Hani hangisinden daha çok alıyorum bilmiyorum. Instagram'dan da alıyorum şu an Pinterest'ten de ama ikisinde de tam olarak verimli çalışıyorum diyemem. Öyle söyleyeyim. Bu arada gerçekten Instagram'da Reels yani yükselen yıldız. Instagram yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Özellikle aynı zamanda sattığı ürünü de üreten kişilerde, yaratıcı olan ve diğer tüm satış pazarlama içinde destek almayan kişilerde zaman yönetimi tabii önemli bir konu. Sosyal medyada belki bir mecra seçip onu hakkıyla kullanıp sonra orayı oturttuktan sonra ikinci mecraya geçmek mantıklı bir akış olabilir. Orada da Instagram'ı seçenler için kesinlikle Reels'ı kullanmaları ve hani sonuna kadar yararlanmaları gerektiği düşünüyorum son dönemde. Yani YouTube'da da mesela Shorts'un işte arttığını görüyoruz. Çok kısa süreli videolar yükleniyor. Onda bir not olarak geçmiş olalım. Evet. Kargolama süreçlerini nasıl yönetiyorsun? Yani sen bu arada bir arayalım gerçekten. Değil mi? Yani benim de mesela fiziksel ürün satışında en çok nasıl diyeyim böyle korktuğum kısım kargo süreci açıkçası. Ya şöyle söyleyeyim. Kargolama süreci hiç korkulacak bir süreç değil. Bence en çok korkulacak taraf ambalajlama tarafı. Yani ben de ilk ürünü satmadan önce işte kargo gittim gidecek mi nasıl gidecek buradan Amerika'ya nasıl gidiyor ki bu kadar kısa sürede falan. Ben Navlung'a öyle çalışıyorum bu arada. İlk başta Navlung'a öyle çalışmıyordum ama 3 aydır Navlung'a öyle çalışıyorum. Onların entegre sisteminde alakalı hiçbir problem yaşamadım. Ama kargo şirketleriyle alakalı çok büyük problemlerim var. Yani hani FedEx'le, TNT'le, UPS'le. Bu Twitter'da ya da işte Instagram'da falan hani o böyle kargoların fırlatıldığı videolar var ya gerçekten öyle gidiyor olmalı. Yani başka bir ihtimal göremiyorum. Çünkü hani benim ürünlerim böyle çok kırılacak, işte böyle çok hassas ürünler değiller. Ve ahşap var ürünlerin içinde. Yani kaçıncı kırık ahşap gitti bilmiyorum. Ve hani onu kırabilmek için çok ciddi bir darbe almış olması lazım ürünü. Ve çok büyük maliyet yani hani küçük işletme olarak baktığım zaman çünkü onun iadesini kabul etmiyorum. Yani iade kabul ediyorum normal şartlarda da kırılan ürünün iadesini kabul etmek istemiyorum. Benim için çok daha büyük maliyet tekrar bu sefer ürün göndermek durumunda kalıyorum. Üretici olduğum için evet belki bir noktada bana daha avantajlı geliyor. Ama ortada benim çok olan bir emeğim, zamanım gibi işte malzemem gibi şeyler var ortada. Yani ambalajımı arttırmaya çalışıyorum. Aslında bence herkesin en başta işte kargoyu nasıl göndereceğimden ziyade kargoyu en sağlam nasıl gönderirim? Buna hakikaten oturup bir fizibilite çalışması yapıp birkaç kere deneyip belki bir yerlere fırlatıp ne oluyor ne bitiyor diye bakmak lazım. Ben yaşadım. Yani mesela kayboldu kargom. İki kere kayboldu. Bir tanesi hala Memphis'te. Yok yani kargoyu bulamıyorlar Amerika'da bir yerde. Ama bilmiyoruz nerede olduğunu. Sen yani, peki böyle bir durumda yeni bir ürün mü gönderiyorsun? Evet. Diye? Yani şöyle kötü yorum almak hiç istemiyorum. Benim şu an dükkanımın çok iyi bir review oranı var. Yani normal şartlarda işte satış yorum oranı %10 falan çok yeterliyken benim %35 falan gibi bir oranım var. Ve hiç daha 4 yıldız bile almadım.
Aynen, kafaya vuralım. Evet. Dolayısıyla hani onu kaybetmek hiç istemiyorum. Çünkü onun çok avantajlı bir yerde olduğunu biliyorum. Ve çok güven veren bir tarafta olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle bir durum. Yani kargo sıkıntılı gitti ya da kayboldu. Müşteriyi bağlayan bir durum değil ki bu. Yani hani oluyor ki bana kısa sürede çözüm bulmanız lazım. Ben sonra onu kargo şirketiyle çözmeye çalışıyorum. Geri işte alabileceksem alıyorum. Ki müşteri rapor tutması gerek bu noktada falan. Aslında yapılacak kağıt işlemleri de var. Onlar çoğunlukla bunu yapmıyorlar. Amerikalılar bu konuda acayip rahat davranıyorlar ki belirtmeme rağmen öncesinde. Kargo şirketleri sonra ödemiyor falan gibi böyle. Bu aracı firmayla alakası olarak söylüyorum bunu. Yani kargo firmaları bu konuda birazcık sıkıntılı maalesef. Ama ben müşteri memnun, yani mağdur etmemek adına her zaman elimden geldiğince tabii ki de ona tekrar ürünü göndermeye çalışıyorum ya da bir şekilde telafi etmeye çalışıyorum. İade ne durumlarda kabul ediyorsun? İade kabul ediyorum dedin çünkü. İade kabul ediyorum. Yani kişiselleştirilmiş ürün değilse eğer, benim kişiselleştirilmiş ürünlerim de var. Kişiselleştirilmiş ürün değilse ve indirimde satın aldığı bir ürün değilse eğer, indirimde satın aldığı ürünü de iade kabul etmiyorum. Ama indirimde satın almadığı bir ürünse kabul ediyorum iade. Ama kargoyu buraya kendileri ödemesi gerekiyor bunu. O şey mi, beğenmedim hani ya da ha, beğenmedim gibi çıkmadı. Gibi gelmedi falan gibi bir şey söylerse o zaman iade kabul ederim. Kargosuna derse benim hiç sorun yok zaten. Zaten bunu shop policy'de net bir şekilde yazmak gerekiyor. Evet, çok açıklamalı şekilde yazıyor hepsi. Sen burada tüm ülkelere free shipping mi yapıyorsun ve böyle profiller mi oluşturdun? Çünkü ya yani ülkelere göre kargo fiyatı değişiyor ya, o süreci evet. Nasıl? Hepsini kontrol ettim. Yani çünkü şeyden biraz korktum, hani everywhere açmadım. Şöyle oldu, bir arkadaşım hatta Arap Emirlikleri'nde yaşıyordu. O benden bir ürün satın almak istedi. Ve hani ben de oraya kargo ne kadar falan diye bakınca inanamadım yani. Arap Emirlikleri'ne acayip pahalı buradan kargo. Dedim ki demek ki sabit değilmiş bu iş. Çok böyle tesadüfi, çok başlarda olan bir şeydi. Sonra hepsini kontrol ettim işte. Hepsinin ne kadar eğer şey varsa, kargo ücreti varsa ona göre bir tek profil oluşturdum. Ya $35 üzerinde zaten free shipping veriyorum. Dükkanda o garanti verebiliyorsunuz. Yani $35 üzerinde satış. Benim küçük ürünlerim de var. $35'ların altında olan ürünlerim de var. Onlarda sabit bir kargo ücreti alıyorum. Ama her yere farklı. Geri kalan da zaten $35 üzerinde. Çoğu yere free shipping. İşte daha uzak ve daha pahalı olacak ülkelere yine free shipping olmaz halde. Karşılaştığım dinleyi ama free shipping yapmıyorum. Sabit ücret alıyorum. Peki star seller misin? Hani evet. Çok... Star seller olmanın o zaman ekstra avantajını yaşamış biri misin? Star... Mesela Tina şey demişti, çok bir ekstra bir artısını deneyimlemedim demişti. Ama deneyimleyenler de var bir yandan. Yani sormak istedim. Tina kadar olumsuz tarafta değilim. Ama işte wow bir işte trafik arttırdı falan da diyemem. Ama şeyi görüyorum yani. Etsy bir istatistik veriyor. İşte bir tane ürününüze tıkladığı zaman sonra dükkanınıza gelip daha sonra başka ürünlere de bakan insanların oranını veriyor size. O oranımın mesela arttığını görüyorum. Yani şunu anlıyorum buradan biraz. Ürünüme tıklıyor, star sayıları görüyor. Bir de diğer ürünlerime bakmak istiyor. Aslında belki o ürünün satışını o kadar etkilemese de diğer ürünlerime trafik çekmemde yarıyor diye düşünüyorum. Çünkü o oran artmaya başladı star sayıları olduğundan beri. Sanırım dükkan güvenini biraz arttırıp bu dükkanda neymiş, i̇şte iyi de satıcıymış demek ki yani star seyirleri olduğuna göre deyip merak cezbedip insanlar geliyor demek ki diye düşünüyorum. Orada aslında müşteri ilişkileri yönetimi de Etsy tarafında çok önemli bir süreç. Burada böyle bize verebileceğin başka böyle tavsiyeler ya da işte paylaşabileceğin taktikler, bu süreci nasıl yönettiğine dair deneyimlerin, içgörülerin nedir? Yani biraz önce de söyledik ki gerçekten burayı biraz fiziksel dükkan olarak düşünüyorum. Ve hani e-ticaret de artık buna evrilmeye başladı. Artık fiziksel dükkan muhtemelen çok az kalacak ve hepimiz artık bir sanal dükkana sahip olacağız bu işle. Dolayısıyla aslında çok farklı mantıkta değiller. Sanal diye... Karşındaki insan da sanal değil. Aslında orada bir biri var. Ve onunla muhatap olabilmek gerek diye düşünüyorum. Ya aslında ben satın alınan her üründe hemen hemen şey yazıyorum. İşte merhaba, dükkanıma hoş geldiniz. İşte ürün satın aldığınız için teşekkür ederim. İşte en kısa sürede ürününüzü kargoya vereceğim ve size haber vereceğim şeklinde bir mesaj atıyorum. Atmaya çalışıyorum. Yani çok yoğun olduğum işte mesela Christmas'ta herkese bu mesajı atamadım.
ama elimden geldiğince bunu bir rutin haline bindirdim diyebilirim. Bunu Etsy platformundan atıyorsun değil mi bu mesajı? Etsy platformundan atıyorum. Evet. Etsy üzerinden atıyorum ve hep de olumlu geri dönüyor. Teşekkür ederim, bekliyorum, çok heyecanlıyım falan gibi böyle cevaplar alıyorum. İlk başta mesela bunun cevabını almayacağımı falan düşündüm. Ama yok, herkes gayet sevimli bir şekilde buna cevap veriyormuş gerçekten. Sonra ürünü kargoladıktan sonra mesaj atıyorum. Zaten o contracted kısmına işte geldiğiniz zaman, elini kapatmaya geldiğiniz zaman orada küçük bir mesaj yazma bölümü de açılıyor. Oraya da işte sizin için kargoyu hazırladım, kargoya verdim. İşte en kısa sürede umarım elinize ulaşır falan şeklinde yazı yazmış oluyorum. Ambalajlarımın içinde kartlarım var. İşte thank you for order falan gibi bir şey yazıyor. İşte arkasında follow me yazıyor. Instagram hesabım, işte Etsy'deki hesabım var. Şu an onlara QR kod eklemeyi düşünüyorum. Çok daha kolay olacak muhtemelen. Herkese çok tavsiye edebileceğim bir şey bu. Çünkü üşeniyorlar hakikaten. Ya çok üşengeçler gerçekten yani ve girmiyorlar. Ama QR kod okutsalar çok daha kolay olacak anladığım kadarıyla. Instagram trafiğimi de böylece arttırabilirim diye düşünüyorum. Şeyde kartlarda şey de yazıyor. Yani ürünle alakalı herhangi bir sorun varsa mutlaka bana yazın falan gibi bir şey de yazıyor. Ürünü mutlaka takip ediyorum. Yani hiç takip etmediğim bir ürün yok şu güne kadar. Her gün yaptığım ilk şey sabah gidiyorum. İşte açık olan siparişlerim ve kapalı işte yolda olan siparişlerim nerede? Takıldı mı? Gitti mi? Gitmedi mi? Falan şeklinde. Hani kapattım ve bitti şeklinde bugüne kadar hiç davranmadım. Belki de o kadar sipariş almadığım için bilmiyorum. Ama yani buna çok dikkat ediyorum. Çünkü mesela takılıyor diyelim. Daha müşteri bunu görmeden ben zaten firmayla görüşmeye başlıyorum. Yani neden takıldı, niye gitmedi, gitmesi gerek falan şeklinde. Vardıktan sonra da bir mesaj daha atıyorum. Diyorum ki elinize vardı mı, beğendiniz mi, renkler istediğiniz gibi geldi mi, bir problem var mı şeklinde. Onlar da genelde işte çok sevdim, işte problem yok, teşekkür ederim, çok ilginçsiniz falan şeklinde. Ben teşekkür ederim, bana işte bir yorum bırakırsanız ben çok sevinirim falan şeklinde yazıyorum. Ve çoğunlukla geri dönüş alıyorum zaten. Hı hı. Soracak mı onu? Yorum yazar mısınız diye, yapmıyor musun diye. Soruyorum. Zaten Etsy'de bunu yapmak yasak değil. Yani öyle bir kural yok. Yani Etsy'nin çok fazla yasakladığı şey var. Müşteriyle alakalı olarak da. Ama bunu yapmak kuralı ihlali değil. Zaten niye olsun yani? Zaten hani aslında fiziksel dükkan gibi. Hani aldığınızda bir tekrar atıyorum biri dükkana geri gelse, satın alın, sizden bir ürün satın alan biri geri gelse, memnun musunuz kullandığınızdan plan şeklinde. Satış sonrası hizmettir bu ve bunu sormak gerek diye düşünüyorum. Hani ben de yıllarca satış alanında çalıştım ve satış sonrası hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da insanlar bir tane yorum yapmaktan da o noktada aciz de olabilirler ama yapıyorlar da. Yani hani benim beklemediğim kadar fazla yorum aldım ben bu süreçte. En çok hangi ülkelere satış yapıyorsun bu arada? Amerika'ya satış yapıyorum en çok. Amerika'ya. Ama İngiltere ve Almanya'da hiç fena gitmiyor son dönemde. Yani bir Etsy dükkan sahibinin bir günü nasıl geçer? Hani o sabah kepengi kaldırdığından paydosa kadar. Böyle bir rutin biraz hani kafada canlanması için. Tabii yani işte Christmas dönemi gibi ekstra yoğunluğun olduğu vesaire dönemleri bir kenara bırakırsak. Normal gidişatta bir gün nasıl geçiyor? Ne kadar aşağı yukarı zaman gidiyor? Neler öne çıkıyor? Ya şunu söyleyeyim. Şimdi ben evde çalışan ve tek başına çalışan biriyim. Her günüm tabii ki de aynı geçmiyor. Yani ben burada desem ki her gün sabah 6'da 7'de kalkıyorum, işe başlıyorum, işte gece 12'ye kadar çalışıyorum. Böyle bir şey yok. Ve bu aslında rutini oluşturmakta biraz hala kendimi geliştirdiğim bir yerdeyim. Çünkü tek başına sabah evde kalkıp motivasyon bulmak, çalışmak, bunun psikolojik zorluklarını çok yaşıyorum. Ve herkes de bence yaşıyordur. Ama kimseye bunu itiraf etme. Herkes çok düzenli çalışıyormuş gibi davranıyor. Hiç anlamıyorum ama çok zor bir şey evde çalışmak. Yani yok yok, kesinlikle çok. Ben %100 katılıyorum sana. Yani kendine disipline etmek aslında en zor şey. Yani o konuda sana %100 katılıyorum. Ve ben de hala üstüne çalıştığım bir konu diye çok rahatlıkla söyleyebilirim yani. Hadi çok çalışıyorum. Ya bunlar da kitaplar aldım. İşte rutinlere oturtmak, zaman yönetimini yapabilmek adına. Çünkü hani kendim değişmem lazım belli ki. Ve hani bunun üzerine çok çalışıyorum son dönemde zaten. Yani yoğun dönemlerde açıkçası şey çok güzel. Keşke hep yoğun olsam. Yani çünkü yapacağınız bir iş hep var. Yani ne yapacağınız çok belli. Yani ürünü yapacağım, ürünü kargoya vereceğim, siparişi göndereceğim. İşte tekrar dükkanı kontrol edeceğim falan şeklinde. Ama boş kaldığım zamanlarda hem çok iş var hem hiç iş yok gibi bir yerde.
O yüzden onu biraz zaman yönetimini orada daha iyi yapabilmek gerekiyor. Yani ben sabah uyanıyorum. İşte bir, tabii ki de kurumsalda çalışan birine göre daha az yoğunluğum olduğu zaman da daha az çalışıyorum. Ama daha yoğun olduğum zaman da yani günde 2 saat falan uyuduğumu biliyorum Christmas döneminde. Bir de ürünleri de kendim yaptığım için inanılmaz zor yetiştirmiştim her şeyi. Dükkanı kontrol ediyorum. İşte ürünleri kontrol ediyorum başta. İşte gitti mi gitmedi mi nerede falan şeklinde. İşte müşteri yazmış oluyor. Sipariş vermese de bir şey sormuş oluyor. Onları cevaplıyorum. İlk yaptığım şey hani sabah dükkanı açayım. İşte kim ne yapmış, neler olmuş, istatistikler neymiş, gece ne olmuş falan şeklinde onlara bakıyorum. Sonra genelde yeni ürünle alakalı bir şey, fikirler edinmeye çalışıyorum. Yani sürekli yeni ürün çıkmaya çalışıyorum ve yani trendleri de takip etmeye çalışıyorum bu anlamda. Genelde işte şey, o hafta, genelde iki haftada bir yeni ürün yüklemeye çalışıyorum. O hafta böyle kafamda az çok bir şeyler belli olmuş oluyor. Yeni ürünü deniyorum. Tek seferde çıkarabiliyorum bazen. Bazen çıkaramıyorum da. Birkaç sefer denemem gerekiyor. İşte farklı teknikle denemem gerekiyor falan gibi. Aslında daha çok yoğun olmadığım dönemler yeni ürüne odaklı bir şekilde gidiyorum. Onu araştırıyorum. Pinterest'e çok vakit geçiriyorum. Etsy'nin kendi içinde de çok fazla vakit geçiriyorum. Gerçi Instagram'da da çok vakit geçiriyorum. Yani aslında teknolojik olarak çok vakit geçiriyorum. Yani insanların ne yaptığını çok bakıyorum. Yani bazen hani şey de diyorlar hani kendi çimlerin yeşil kalsın başkalarınınkine bakma falan şeklinde de bir hani sen kendin kanalize ol odaklan. Evet ben kendi işime de kanalizeyim ama başka insanların ne yaptığını görmek bana çok ilham veriyor aslında. Bu biraz daha karakteristik hani insanın kendi ne motive ediyor onu bulmak gerek sanırım. Ben de böyle başkalarının hikayelerini gördükçe daha çok mutlu oluyorum hani. Evet ben de buraya doğru gidiyorum falan şeklinde oluyorum. Bu mesela Tina'nın da aslında söylediği bir şeydi yani hep takip etmek gerek diye neler oluyor, benim kategorimde neler oluyor, ne gibi ürünler öne çıkıyor, işte belki çünkü yeni bir hesap var, yeni bir dükkan var işte satışları artan ve o ne yapıyor farklı da öne çıkmış filan aslında hep pazar dinamiklerini takip etmek diyelim. Bence de o açıdan oldukça önemli. Şeyi sorayım sana şimdi. Konferansta bahsettiğin 2022 planlarından birisi aslında sosyal girişimcilikle ilgiliydi. Özellikle kadın istihdamını arttıracak şekilde daha fazla kişiyi Etsy'ye sokmak ve bunun içinde aslında bir vesile olmak tarafında hayallerin olduğundan bahsetmiştin. Bu konuyla ilgili neredesin, neler yapıyorsun, planlar ne? Bunu ben bireysel olarak da çok merak ediyorum gerçekten. Yani çok yeni bir gelişme bu. Dün belli oldu hatta. Nisar Bölgesi, Bursa, evet Sosyal Girişimcilik Merkezi ile birlikte çalışmaya başladık şu anda. Nereyle dedin? Çok pardon, duyamadım. Bursa'da yaşıyorum ben. Bursa, Nilüfer Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi. Onların sosyal girişimcilik ofisleri var zaten. Bu anlamda bayağı destekçiler. Benim de yaşadığım yerde ve yaşadığım ilçedeler. Geçen hafta yani bir 10 gün önce falan sosyal girişimcilik yarışması düzenlediler. Benim projem de kabul olan taraftaydı. Tebrik ederiz. Çok güzel bir gelişme. Harika. Yani şimdi onlarla birlikte yani onlardan da destek alarak hem mentorluk desteği alarak hem işte belli eğitimlerini de alarak muhtemelen devam edeceğiz. Aynı zamanda onlardan ofis desteği de alıyor olacağım. Gidiyor. Daha çok yeni yani nasıl bir işbirliğimiz olacak daha tam bilmiyorum açıkçası ben de. Ama benim zaten projedeki hedefim aslında Türkiye'de çok fazla kadının zanaate çok yatkın olmasından yola çıkarak birçok kadının bunu yapabileceği benim gibi birçok kadının bunu başarabileceğini çok iyi biliyorum. Ve yani buna biraz olsun katkı sağlayabilirsem kendi açımdan çok mutlu olacağım. Sadece kendi markamı kurmak hedefinde değilim. Ya bunun beni tatmin etmeyeceğini de biliyorum açıkçası. Yani beni ticari anlamda evet para kazanmak tabii ki de birçok şeyi oturtacak bir şey ama iş tatminliği açısından birilerine fayda sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Hele ki şu ekonomide, hele ki şu anki yaşadığımız ülkede bunun çok daha önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Bunu bir iyilik meleği falan tarafından da söylemiyorum. Yani bu hepimizin bir noktada ufak da olsa sorumluluğu diye düşünüyorum. O yüzden de işte zanaat üreten kadınlarla birlikte aslında daha kolektif bir yer hayal ediyorum. Yani bilmiyorum ne zaman gerçekleştirebilir miyim? Hem üretmek isteyen hem de ürettiklerini satabilecekleri platformlarda eğitimleri alabilen, bu eğitime ulaşabilen kadınlarla birlikte
onları da bir araya getirebildim. Yani sadece işte satış yapmak zorunda değil ya da sadece işte ben ürün üretmek istiyorum ve ticarette var olmak istemiyorum. Ben bu işlerle pazarlama yapmak istemiyorumlar. Onun ürettiği ürünleri e-ticaret üzerinden satabilecek birine yönlendirebilirim mesela gibi böyle daha herkesin bir bağının olduğu bir atölye kurmak çok istiyorum. Aynı zamanda onların da çocuklarının da eğitimlerine destek sağlayabileceğim. Çünkü el işi ürünler çocukların motor fonksiyonlarını geliştirmesinde çok etkili. Ve bu anlamda eğer ki bir alanda onlara yaratabilirsek müthiş bir proje olmuş olacak bu. Şu anki işte projenin ana hatları böyle. Ama sonrasında işte şimdi bir senelik bir süreç var bu projeyi geliştirmek için. Nilüfer Belediyesi'yle birlikte devam edeceğiz. Belki daha erken olur, belki daha sonra olur, hiç bilmiyorum. Ama en büyük hedeflerimden biri bu. Çünkü üreten kadınlar çok var. Yani tahmin edemeyeceğiniz kadar çok var. Benim çevremde de çok var. Ve onlara bir anlamda kapı açabilirsem ne mutlu bana. Ya harika. Gerçekten ben konferansta bunu söylediğinde de çok heyecanlanmıştım dinlerken. Çünkü benim de bireysel olarak aslında Etsy'ye girme sürecimi başlatan böyle bir hayal. Yani satış yapayım, bir deneyim kazanayım ilk önce ki. Sonra aslında özellikle kadınların ve işte zanaatkarların bu platform sayesinde bir gelir kazanmasına, yurt dışına satış yapabilmesine vesile olabileyim gibi bir yerden ben de çıkmıştım. Dolayısıyla çevremde böyle hikayeler ya da aynı amaca koşan kişiler olduğunu görmek de beni ayrıca mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Böyle yakından takip edip hakikaten senden ilham almaya da devam edeceğim. Belki bir arada konuşuruz. Evet, mutlaka yaşayacağız. Benim için de her şey çok başlangıçta. Yani ben de Etsy'de, sana da daha önce söylemiştim. Yani Etsy'de daha başlangıç bir dükkana sahibim. Öyle çok beylik konuşabileceğim bir konu değil. Nacizane tecrübe ettiğim şeyleri anlatmaya çalıştım. Bundan sonrası için de sosyal gelişimimle alakalı da çok başlangıç seviyesindeyim. Ama hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Yani bunların hepimize fayda sağlayacağını ve hep birlikte bir yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bireysel olarak bir yere gelmek kimse için o kadar değil bir şey olmayacak galiba yani. Öyle düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani yaptığın şeyde anlam bulmak aslında çok önemli bir konu ya. Bizim bazen böyle yaşamın koşturmacasında üstüne çok düşünmediğimiz bir şey gibi oluyor. Ama birçok mutsuzluğun sebebi aslında o günümüzün kocaman büyük bir kısmını ayırdığımız, o yaptığımız işte bir anlam bulamamak oluyor aslında mutsuzluk sebebimiz. Yani buna biraz kafa yormak gerekiyor. Dolayısıyla benim de üstüne böyle odaklandığım bir konu oldu bu son bir sene içerisinde ve şimdilik ben de böyle bir hayalim var. Bakalım, senin adına da çok sevindim. Umarım çok güzel ilerler. Bu arada yani benzer aslında hedeflerde olan izleyici ve dinleyicilerimize de şu açıdan da faydalı oldu bu bence paylaşımın. Bu tarz yarışmalar var. Belediyelerin düzenlediği bu tarz yarışmalar, ondan sonra bu tarz işbirlikleri. Sadece Türkiye'de değil. Yani Avrupa Birliği de bu konuda çok destekçi. Oralarda da çok proje açılıyor. Biraz dili iyiyse birinin ve proje yazmak konusunda kendini yetkin hissediyorsa aslında Avrupa'dan da bu anlamda çok destek alınabilecek kurumun kuruluşlar, vakıflar var. Onu da biliyorum. Nerelere bakabilir mesela ilgili olanlar? Bu Avrupa Birliği tarafında bahsettiğin işte teşviklere ulaşmak için veya Türkiye'deki bu tarz mecraları nasıl bulabilirler? Onunla ilgili bir fikrin var mı? Yani genelde belediyelerin sosyal girişimcilikle alakalı son dönemde çok fazla girişimi var. Onu biliyorum. Hemen hemen hepsi ofis kurmaya başladık anlıyor. Sosyal girişim olarak ayrı bir departman olarak. Onlar aslında bu iştirakleri bulmada daha yardımcı bir tarafta oluyorlar. Yani benim de mesela Nilüfer Belediyesi ile şu an yaptığım işbirliğinde bir noktadan sonra onların da çünkü işbirliğinde olduğu farklı ülkeler ve farklı kurumlar olduğu için aslında bunlara ulaşmak anlamında daha kolay olacağına inanıyorum ben de. Bununla alakalı siteler var. Şu an çok bilmiyorum. Açıkçası hani çok aklımda değil. Ama hani Google'da çok rahat bir şekilde Avrupa projeleri, Avrupa destek projeleri şeklinde yazıldığı zaman ben 5 tane hemen kafadan çıkar yani ve çok net bir şekilde orada projeler görünüyor zaten. Süper. Dediğim gibi tekrar bol şans bu yolculukta. Yani umuyorum ki böyle artsın bu tarz girişimlerde bulunan kişilerin sayısı ve beraber gelişelim aslında. Beraber kazanalım, beraber büyüyelim. En güzeli bu sanırım. Evet, kesinlikle öyle. Bu mutsuzluğu bitirelim gerçekten.
Aynen yani evet bir sürü şey var etrafta olan, içimizi karartan, endişe duyduğumuz ama biz ne yapabiliriz peki? Nasıl fark evet. yaratabiliriz? Biz ne katkıda bulunabiliriz? Biraz buna kafa yormak sanki artık daha odaklanmamız gereken yer bu. Hani mutsuzluktan böyle bir sıyrılıp ne yapabileceğimize odaklanmak sanki en güzeli. Ya çok teşekkür ederim. Benim başka bir sorum yok şu an. Senin var mı eklemek istediğin bir şeyler? Ya çok tatlı bir yayındı benim için. Eğer suçlu insan ettiysem affola. Aynı şekilde. Hiçbir şeyde de iddiam yok. Yanlışlarım da olabilir. Kendi tecrübe ettiklerimi anlatmaya çalıştım. Bunu tekrar tekrar üzerine basarak söylemek istiyorum. Böyle bu işin işte, profesyoneli değilim. Kendi tecrübelerime. Umarım bazı insanlara bu konuda ilham olabilmiştir söylediğim şeyler. Umarım herkes yapmak istiyorsa ki bu videoyu izleyen birçok insan Esri'yle ilgilidir ki bu videoyu izliyordur. Çok beklemeyin. Yolda her şey çok zaten ortaya çıkıyor. Çok da zor değil. Gerçekten Esri çok kolay bir platform. Çok kolay bir platform. Yani gerçekten ben çok zorlanacağımı düşündüğüm zamanlar vardı ama hiç öyle değil. Zaten o ne yapmanız gerektiğini hemen size gösteriyor yani o noktada. Umarım herkesin yolu açık olur. Umarım hepimiz daha fazla satış yapıyoruz yurt dışına. Türkiye'de bu anlamda çok daha gelişir inşallah diye düşünüyorum. Aynen. Aslında çok mükemmelliyetçi davranmamak, böyle işin içine biraz atlamak gerekiyor sanırım. Kesinlikle. Ben de bireysel olarak biraz mesela her şey mükemmel olsun ben de öyle başlayayım deyip o başlama sürecini gözümde giderek de büyüten, aslında kendi kendime bariyerler yaratan bir tarafım var. Onu mesela aşmaya çalışıyorum birazcık. Böyle işte deneyim sahibi kişilerle konuşmak da bu anlamda bence cesaretlendirici oluyor. O yüzden hem vaktin için hem tüm paylaştıkların için çok teşekkürler ve bol şans diliyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de sana bol şans diliyorum. En kısa zamanda dükkanını da bekliyorum görmek. Tamam, biz zaten haberleşiriz bence ayrıca. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.